Şimdi bazı çiftçilerimiz dedi ki bu sene pancar alım ücretlerine %25 zam yapıldı dendi. Ancak Türkiye'deki, daha doğrusu global bir kriz yaşıyoruz şu anda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik girdiler çok yükseldi, maliyetler yükseldi. Hayat şartları ağırlaştı. Bu %25'i artırmak mümkün olur mu? Doğru, şöyle. Mesela önümüzdeki yıl pancar üretimi için bu %25 kesinlikle çok düşük kaldı. Önümüzdeki yıl. Niye? 2022 sene, yıl için mi? 2022 yıl için. Niye? Onu söyleyeyim. Gübre fiyatları çok arttı. Elektrik fiyatları hakeza çok artıyor. Diğer girdilerin tamamı da artacak. Onun için 2022'nin pancar fiyatını devlet açıklıyor biliyorsunuz. Çok daha yüksek açıklama zorunluluğu var. Eğer açıklamazsa çiftçi tarımı bırakır. Burada şeyi de söyleyeyim. Biraz evvel sordunuz da o araya kaynadı. Şeker fiyatına da %25 zam geldi dediniz ya. Tabii mesela son 3 yılı değerlendirelim. Son 3 yılda pancara %70 civarında 3 yılda zam geldi. Şekere de %26 geldi. %26 geldiydi şu zama kadar. Şeker de mesela geçen sene biz kömürü bir önceki yılda 1400 liraya alıyorduk. Bu sene 4500 liraya aldık. Doğalgaza yılbaşından bu tarafa %149 zam geldi. Doğalgaz çok ciddi bir girdi bizde. Biliyorsunuz doğalgazla çalışıyoruz. Kimyasallara, işte ürünlere, aslında şu anda Türkiye'deki bütün şeker fabrikaları finansmanı koyarsan çok büyük zarar ediyor. Finansmanı koymazsan da başı baş noktasını bulan az. Allah çok az. Allah. Evet. Yani çünkü girdiler çok çok pahalandı. Şeker, şöyle söyleyeyim. Biz eskiden tabii 42 yıldır bu sektörün içinde olduğumuz için şeker fiyatı, şeker pancarı, buğday ve şekerin fiyatı eş zamanlı artıyordu. Mesela bir çuval şekere 4 torba yem alınıyordu. Yine şöyle hesap edelim. Bundan 25 yıl önce hatırlarsınız 1 kilo şekerle 1 kilo çay aynıydı. Şu anda çay 40 lira, şeker 3.92 lira, 4 lira yani. Yine ayçiçek yağına bakın. Ayçiçek yağıyla aşağı yukarı aynı gidiyorduk. Ayçiçek yağı aldı başını. Şu anda gitti. Uçtu, yüzlere gitti, kaç katına çıktı. Şeker çok düşük kaldı. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin evinizde ne kadar şeker tüketiyorsunuz? Valla fazla şeker tüketilmiyor aslında. Aslında baktığınız zaman yani bir çuval şekeri hangi eve korsanız bir yıl devam ediyor. Bir yıl gider değil mi? Peki bir çuval şekerin fiyatı ne kadar? İşte 200 küsür lira. 212 liraydı. Ya sigarayı içiyor adam, sigara kaç para bilmiyorum şimdi, 20 lira mı 25 lira mı? Herhalde 20 lira civarında. 20 lira olsa işte 10 paket sigara. Yani bir yılda kullandığın şeker 10 günde kullandığın sigaraya eşdeğer. Şeker aslında pahalı değil. Yani baktığınız zaman bizde 3.92'ye çıkıyor. Markete geliyor 5.5 lira oluyor. 5.5 lira da çok değil. Yani 5.5 lirayı veriyorsun. İki ekmek parası diyelim. Şeker almış ki pancarı alıyorsun. 8 kilo pancardan 1 kilo şeker çıkıyor. Onu rafinere ediyorsun, torbalıyorsun, markete getiriyorsun, koyuyorsun. Şimdi şeker fiyatı maalesef patates fiyatıyla aynı oldu. Soğan fiyatıyla aynı oldu. Şimdi başa baş noktası, biz tabi dernekte çok iyi çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki bütün TÜİK'in değerlerini de alıyoruz. Şu anda olması gereken fiyat yaklaşık olarak 6 liranın üzerinde olması lazım ki fabrikaların en azından çiftçiye daha çok destek vererek yürütmesi gereken rakam olacak. Sayın Erencem, biz programdan önce biraz önce dediğimiz gibi çiftçilerle görüştük. Çiftçiler ağlıyor. İşte mazot şu fiyat, gübre bu fiyat, işçi bu fiyat, nakliyesi bu fiyat, bizim geçimimiz sağlanmıyor falan. Ama şimdi siz üretici, fabrika genel müdür olarak konuşunca siz de ağlıyorsunuz. Doğru. Ne olacak bu? Nereye gidecek bu? Ya tabii daha önceler çiftçi de mutluydu, fabrikalar da mutluydu. Şu geçtiğimiz dünyada olan kriz yine aynıca ülkemize de daha çok yansıması nedeniyle hem Türkiye'nin her tarafında büyük ciddi sıkıntılar oluyor. Geçici diye düşünüyorum. İnşallah. Önümüzdeki yıl itibariyle inşallah hükümetimiz, devletimiz de tedbirler almak kaydıyla tarımın sürdürülebilirliğini sağlamaları lazım.
yine tarımın ürünlerinden fabrikaları bir çalıştırarak bu stratejik ürünleri üretme mecburiyetimiz var.